Merhaba sayın izleyiciler. Bugün karşınızda üroloji hocamız Sayın Özer Ural Çakıcı hocamız ile çıktık. Özer hocamızla bugün omurilik yaralanması olan hastaların ürolojik problemlerini konuşacağız. Hocam. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özer hocamız kanalımıza ilk defa misafir ettik. Özer hocamız, size ben kısaca tanıtayım. Özer hocamız özellikle bu omurilik yaralanması ve omuriliğin rahatsızlıkları nedeniyle ortaya çıkan nörojenik metane ve ürolojik problemlerin çözümüyle özellikle ilgilenmekte. Ve hocamızı inşallah daha sonraki yayınlarda da kanalımıza davet edeceğiz. Hocam, şimdi konuya hızlıca geçeceğim. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyoruz kanalımıza, sayın izleyicilerimiz adına. Herkese selam. Çok çok sevindik, çok çok onur duyduk sizi kanalımıza geldiğiniz için. Hocam, şimdi omurilik yaralanmasını bizler, işte bir beyin ve sinir cerrahları sıklıkla işte trafik kazalarında. Çok onun sık ülkemizde. Spor yaralanmalarında, evet. İş kazalarında. İş kazalarında hocam özellikle sıklıkla karşılaşmak. Çatışmalarda ülkemizde gazilerimiz var. Evet, silahlı yaralanmalarda, evet. Hocam. Hocam, bunun sonrasında şimdi hastalar bir takım nörolojik rahatsızlıklar oluyor. Zaten bunlarla biz beyin ve sinir cerrahisi, eğer omurgada ve işte kemiklerde bir rahatsızlık olursa ortopedi bölümüyle, onun dışında işte fonksiyonel bir bozukluk olursa da fizik tedavi bölümüyle bizler bunları, evet, iyileştirmeye çalışıyoruz. Daha çok sizin gördüğünüz kısım ekstremite dediğimiz kol, bacak gibi uzuvlar. Evet hocam. İç organlardaki problemleri de daha çok gastroenterolog arkadaşlar, genel cerrahi uzmanı arkadaşlarımız ve biz görüyoruz. Evet. Tabii hocam, bizim kısım burada neler var? Mesane problemleri bir. İkincisi, erkeklerde özellikle sertleşme problemleri. Evet hocam. Bunlar sık görülüyor. Bu omurilik ne yapıyor diye bakarsak, işte sizin zaten ilgilendiğiniz beyinden aşağıya doğru gelen yolları getiriyor. Bir de aşağıdan yukarıya doğru hisleri götüren yolları yukarı taşıyor. Beraber oluşturdukları sistem omurilik. Tabii burada bir de gelen yollarla giden yollar beyine ulaşmadan kendi içlerinde bir refleks arkları var. Evet hocam. Tabii buradaki hasar yerine göre, eğer yukarıdaysa hasar, alttaki refleksleri kontrol eden baskılanma ortadan kalktığı için daha çok refleksiz reflekslerin artışını görüyorsunuz. Evet hocam. Bizde aşırı aktif detrusör bulguları, yani bu aşırı aktif mesane sendromu değil ama şikayetler benzer. Yani mesanenin normalden fazla ve kontrolsüz çalışmasını görüyoruz. Alt kesimde ise, yani yukarıdan gelen lifler oluşmuş ama alttan en son liflerde ise problem. O zaman da siz gevşek uzuvlar görüyorsunuz. Refleksleri kaybolmuş, flask dediğimiz. Bizde az aktif, olması gerekenden daha aktif flask mesane, gevşek mesane görüyoruz. Yani mesane şişebiliyor gevşek bir şekilde ama boşaltamıyor. Mesanenin zaten yaptığı iş bu. Hayatımız boyunca, örneğin biz şu anda dolum evresindeyiz. Böbreklerimizden idrar geliyor. Mesane sessiz, sakince şişiyor, doluyor, doluyor. Bir evreye gelince yukarıya diyor ki ben doldum. Yukarı, eğer sosyal olarak, günümüzdeki modern insan için konuşuyorum, sosyal olarak işleyebilirsin derse tek kalemde hızlı bir şekilde kasılıp idrarı atıyor. Üst seviyedeki yaralanmalarda mesane daha tam, yavaş yavaş, sessizce dolmadan kontrolsüz kasılmalar. Alt taraftaki hasarlarda da mesane şişmesine rağmen çok gevşek olduğu için en nihai kasılmayı gerçekleştirememe olayı. Hocam, araya girdim, çok özür dilerim. Şimdi bu omurilik yaralanmalarında hastalarda omurilik yaralanması seviyesinin alt bölgesinde felçlik oluyor. Hissizlik oluyor. Şimdi tabii bu hissizlik olduğu zaman bu hastalar işte idrarlarını ya da büyük abdestlerini nasıl yaptıklarını hissedemiyorlar. Evet. Şimdi siz işte bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlattınız. Şimdi hastalar bize nasıl geliyorlar hocam? Mesela ya hocam diyor, ben diyor bacak aramı hissetmiyorum diyor. Veyahut da diyor benim diyor cinsel organımda sertleşme olmuyor, evet, diyor. Bayanlarda mesela ya ben diyor bacak aramı hissetmiyorum diyor. Klitoral his duyusunu kaybetmiş, evet, oluyor. Orgazma ulaşamıyor. Evet. Yani hocam mesela idrarımı tutamıyorum. Şimdi hocam şey çok sıkıntı. Mesela genç bir hasta, 20-25 yaşında üniversite öğrencisi, ya yaz tatilinde bir
bir şey oluyor. Denize atlarken düşüyor, boynunu yaralıyor. Maalesef. Veya işte motora biniyor, kaza oluyor. Veya çalışıyor, iş kazası oluyor. Çünkü bu aralar çok sık olmaya başladı hocam. Şimdi ya bu hastaların böyle idrarını tutamayıp altlarında bezle dolaşmaları gerçekten bir sıkıntı. Bir böyle hem psikolojik bir sıkıntı hem de yani onların